Hepinize merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bomba bir video ile karşınızdayım. Böyle insanların ortasında, arabaların göbeğinde de size açılış yapıyorum artık. Neyse, annemin doğum günü var bugün ve sürpriz hediyeler, pastalar, şölenler, partiler artık. Partileyeceğiz abi. Gidiyoruz. Bunları aldık. Ne yapati bir ismi? Nerede bulursanız alın yani. Bence bundan bir tane alalım. Bence de alırlar bunu. Fiyatının pek bir önemi yok. Çok konuşamıyorum çünkü adam tilt oluyor. Şu. Anne, tarçın buhardanlık yemedi ya. Gerekli. Ben de baş ağrıcı. Sak anne. Şüpse. Ya siz bundan bir kere yemediyseniz zaten hayatınızı yaşamamışsınız demektir. Abi şıp sevdi. Zeynep anne. Ya bir de Allah Allah. Arkadaşlar bakın, nefret ettiğim bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Bir tane bir kasiyerim. Tövbe tövbe. Bak çok sinirliyim. Ne kadar sinirlendiğimde de saydırabileceğimi siz tahmin edebiliyorsunuz bence. Resmen oradaki ürünlere bakıyoruz. Adam bize iğneleyici bakışlar. Ne yapıyorsunuz diyecekmiş gibi. Abi ürünlere bakıyoruz, ürünlere. Ayrıca elimde telefon var diye de şey yapıyor yani böyle. Ya videomu çekeceksiniz hemen falan filan. Bu nedir ya? Bu ne aşağılık? Bu ne iğrenç tavırlardır? Ya kimse bir şey demiyor. Hiçbir kasiyer bir şey demiyor da sana ne oluyor yani? Sen kasiyersen haddini bileceksin. Ben de müşteriysem kendi sınırlarım içerisinde dolaşacağım. Bu kadar da basit. Haddini bil yani. Tekrardan selam, eve geldik ve şu anda makyaj yapacağım annemin doğum günü için. Hemen makyaj hazırlıklarına başlıyoruz. Öncelikle ben BB krem sürmeyi düşünüyorum. CC krem süreceğim arkadaşlar. Şöyle Farmasi'nin bir CC kremi. Çünkü yüzümdeki renk eşitsizliklerini kapatmak istiyorum. Burada da Beauty Blender'ım var. Hane makyaj yaparım. Bu arada süngerinizin ıslak olması önemli bu hususta. Şimdi ne yapıyoruz? Ben eyeliner çekeceğim. Derken eyelinerimi yanıma almayı şeklim. Highlighter yapalım biz. Allık. Böyle simli bir allığım var. Bu MAC'in böyle bir paleti. Aşırı güzel ve içini de göstereyim size. Şöyle iki rengi var. Ben pembe olanı gözüme süreceğim arkadaşlar. Bu varla yok arası sabah ruhsuzluğunuzu alacak. Böyle mesela okula giderken kesinlikle sürebilirsiniz. Aşırı güzel duruyor göz kapağında ve o kadar hani simi tam orantılı ki, böyle çok simli değil, tam mükemmel derecede bir olacak şekilde. Aşırı beğeniyorum, bu yüzden öneririm. Pembe olanı gözüme sürüyorum. Zaten çok hafif bir makyaj yapacağım. Benim her zamanki makyajlarımdan. Abartı makyaj yerine göre o zaman diyelim yani. Çok sevmiyor değilim ama yerine göre. Şimdi bunu yaptık, tamam mı? Şimdi highlighter fırçasıyla bakın. Gözlerim ne kadar güzel durdu. Hemen ruhsuzluğum gitti. Şu rengi yanaklarıma süreceğim. Bu hem allık gibi olacak hem de highlighter gibi olacak. Çünkü simli. Aşırı da güzel duruyor yüzümde. Biraz bundan süreceğim. Biraz da pembe allık süreceğim. Pembe allığımız da var biliyorsunuz. Onu yeni aldık. Çok güzel. Azıcık hafif yüzümüze renk verdi. Yapıyoruz. Şimdi gözlerimin altına hemen beyaz bir kalem çekeceğim ama... Bir şöyle MAC'in beyaz kalemi var bende. Ama bugün bunu çekmeyeceğim çünkü çok üşendim. Diğer bir tane Golden Rose'un da bir tane bende şey var. Bu şu anda ucu açık olduğu için bunu tercih ettim. Onu açmaya çok üşendim. Gözümün hemen iç kısımlarına. Şimdi maskarayı getirdim arkadaşlar. Liquid'in bir maskarası var. Bu da gerçekten çok güzel ve bunu süreceğiz şimdi. Benim kirpiklerim zaten uzun, hele bir de maskara sürünce aşırı güzel oluyor. Bekleyin. Ben boşuna mayna getirdim. Yani getirmedim. Buradaydı ama olsun. Siyah maskaraya bayılıyorum. Derken gözümün üst kısmını sürmem dışında hiçbir sıkıntı yok.
Şu aradaki farka bakar mısınız? Kamerada aşırı belli oluyor. Takma kirpik takmışsın gibi duruyor. Aynen benim kirpikler çok hacimli zaten. Bismillah. Ben niye altına sürmemedim? Neyse hadi bunları bir geçelim. Kirpik kıvırcısını kullanmam bile gerekiyor. Aynen. Var ama kullanmıyorum yani. Çok iyi oldu. Aşağıya yap. Aşağıya da yapacağım. Şunlar birbirine yapıştığı için ayırmaya çalışıyorum ama asla ayrılmıyor. Neyse aşağıya yapıyoruz hadi. Evet bu arada ablam arkada. Spoilerlar. Spoiler verebiliyorum yani. Ben niye böyle bir yüz ifadesi yaptım yaparken aşağıyı? Lütfen bana takılmadan. Tamam şimdi eyelinerımı çekeceğim. Bu maskaradan önce yapılan bir şeydi bence. Yo fark etmez. Bence de fark etmez canım. Neyini fark edecek? Ben bir daha şundan süreceğim çünkü üstüne geldi ya. Orayı kapatıyoruz hemen. Bunlar taktik arkadaşlar, taktik. Tamam birazcık şöyle. Ben bant getirdim. Bantlı yapacağım. Çünkü yapamam yani bantlı jilet gibi. Bantsız. Ayşe kuşkalar da böyle bant kullanır bu arada. Siz bilmiyorsanız diyelim. Yani bantla yapacağım. Şimdi hemen. Bakın taktiğimi gösteriyorum. Hepinize bu dünyanın en muazzam taktiğidir. Şimdi çekiyorum arkadaşlar şu tipime bakın. Neyse. Bir dakika ya sadece altındaki dursun. Üstündekinin hiçbir işe yaradığı yok. Ağlayacağım ya. Olmadı. Normalde çekebiliyorum arkadaşlar. Kameraya gelince olmuyor. Yemin ediyorum ya. Çok tipim tipsiz çıkıyor. Şöyle durmuşum. Aynen çekiyorum. İşte bu kadar doğal bir kanalım. Ben bu eyeliner'ı düzeltip geleceğim. Artık yapacak bir şey yok çünkü. Makyajımız çok parlamaması için birazcık pudra süreceğim. Şöyle. Değdiriyorum yani. Çok fazla bir şey yapmıyorum. Bu arada eyeliner'ım şu olmadı. Ağlayacağım ya. Gerçekten nasıl olmadı anlayamadım. Çünkü ben salağım. Yani solak değilim. Salim'le orayı çekemiyorum. Bu kadardı bu hareketimiz. Şimdi burnuma efsane muazzam yeteneklerimle bir kontür yapacağım. Bakın. Bütün aile dikkat kesilmiş benim burun kontürüme bakıyor arkadaşlar. Bunların hepsi bir taktik üzerine kurulmuş bir kontür arkadaşlar. Ablam arkadan güldürmese daha iyi olur tabii. Şimdi ne yapıyorsunuz? Beyaz kalemle buraları dolduruyorsunuz. Sonra bunu dağıtacağız. Şu an kalıp gibi durduğuna bakmayın. Hemen dağıtma. Bu da değil yani bu arada dağıtma fırçası. Ha. Şu ince ve sert bir fırça olması gerekiyor. Dağıtıyorsunuz. Burun kontürü dediğiniz böyle bir şey yani. Yani gayet de güzel bir kontür yaptığıma inanıyorum. Birazcık daha dağıtıp. Şimdi üzerime de uygun bir ruj sürmeye karar verdim. Bakın. Bunu süreceğim. Ve üstüne de lip gloss. Ama bundan çok az süreceğim. Hafif olsun. Lip gloss'um da bu arkadaşlar. Biblis'in lip gloss'undan almıştım. Burada görünüyor zaten. Her tarafını gösterdim. Almak isteyen alabilir. Bakın ucu böyle. Çok güzel kokuyor. Ve aşırı renk vermiyor ama böyle rujun üstüne sürünce muazzam ötesi bir şey. Ve aşırı iyi nemlendiriyor. Çok tatlı bir de parlaklık veriyor. Bakayım. Cidden güzel oldu. Böyle de bir şey işte. Burun kontürüm de... Yo iyi oldu. Cidden ha. Burnum
gerçekten toparlak bir burunmuş gibi görünüyor. Ben eskiden hiç burun kontürü falan yapmıyordum. Artık yapmaya başladım. Bence güzel bir makyaj oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Ben de böyle hazırlandım. En son küpelimi, kolyemi işte cartımı curdumu takarım. Ondan sonra şey olur. Hadi. Bir de ben kaşlarımı kazımıştım. Yani kaşımı kazımıştım ve onun böyle gözükmesini istemiyorum. O yüzden dolduracağız kaş kalemiyle. Aynen, zaten bir küçücük bir yeri olduğu için hemen kaş kaleminin şuradaki fırçasıyla da şöyle dağıtıyorum. Doldurdum. Böyle olsun istedim. Makyajımın son bitmiş halini bir de böyle güzel bir ışıkta göstermek istedim. Çok güzel bir makyaj oldu bence. Güzelmiş. Pastanız hali. Allah'ım çok güzel oldu. Aşırı fazla derecede. Her doğum gününde olduğumuz gibi özendik zaten. Bakın ben yüzüklerimi taktım. Çok güzel oldu. Konseptlere çok uygun. Son bir kez makyajımı ve canım kuzenimi, Ecem ablacığımı görebilirsiniz. Doğum günü partisi kızları. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. İyi ki doğmuşsun canım yengem. İyi ki doğdun anne. Ne gerek vardı? Cidden evet, gerek arkadaşlar. Yoktu. Sürprizimize devam ediyoruz. Cidden gerek yoktu ama ya. Olur mu? Tepkisini merak ediyorum şu anda. Ben çok beğenerek aldım. Evet. Arkada bir şey olur. Ama çok ben kurulum aşaması var sanırım. Tamam, tut bana. Bunların bir kurulum aşaması var. Evet. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. İçinden bir şey çıktı. Aa, cidden. Aa, bunlarla. Tamam, ben bunu hallederim ya. Çok güzel. Beğendin mi? Çok İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Çok güzel gerçekten. Bir kurulum aşaması var. Kurulumdan sonra da gösteririz. Aynen. Aynen. Evet. Çok güzel. Evet. Ben çok beğenerek aldım. Tamam, koyuyorum. Evet, çok güzel gerçekten. Mutlu oldun mu? Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ne demek? Gerek yok da aslında. Olsun. Hadi şimdi yiyelim. Tamam, yani şimdi bence ben çok yoracaksın. Evet. Efsane olmuş tadı cidden. Hangisinin şeyi? Pandis mayası. Bimim mi A101? Bimim. A101'de hiçbir şey kalmadı. Stoklar yenilenmiyor. Evet, yoktu zaten. Bu kadar olur. Hmm. Ne yapacağım bilmiyorum. Tamam, Kara insan gecelere doyamadım hala. Huzur bulunlar. Çözemedim vallahi çok enteresan. 12. Yalvarıyorum. Arkadaşlar baya bir geç oldu ve biz de baya yorulduk. Ama çok keyifli bir yorgunluktu. Çok da güzel bir yorgunluktu. Uzun zaman sonra da baya mutlu olduğumuz, keyifli olduğumuz bir gündü. Makyajım da gerçekten bugün çok güzel oldu. Artık kendimi geliştirme yollarında ilerliyorum. Pasta çok lezzetliydi. Her şey çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. O zaman bir sonraki keyifli, mutlu bir sürü güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.